Evet, asimilasyonlar hızını kesmiyor ve hızlı bir şekilde devam ediyor. Bir örneği de Osmancık Koyunlubaba Türbesi'ni daha önce gidip ziyaretlerde bulundum. Orada yıllardır cemler yapılır. Deyişlerimizi okuduk. Ve günümüzde gelinen nokta türbenin olduğu yere bir cami yapılmak isteniyor. Koyunlubaba Türbesi önemli bir yerdir. Ve oraya sahip çıkılmalıdır. Oraya yalnız bırakılmamalıdır. Yıllardır insanların ibadet ettiği, orada cemlerini yaptığı, deyişlerini söylediği yerde. Bu da yine içten içe asimilasyonun ayak sesleri yani. Bunun önüne geçilmesi için ne yapılmalı? Bütün canların, kurumların hepsinin bir araya gelip bununla alakalı nasıl bir yaptırım uygulanabilir? Daha önce biz bunları farklı yerlerde gördük. Yaptırım uygulandı, protestolar edildi, alanlara çıkıldı ve kazanımlarımız oldu. Yine buna benzer bir şey yapılabilir bu bağlamda. O yüzden ben buradan tüm canlara Koyunlubaba Türbesi'ni sahip olmaya davet ediyorum. Evet, asimilasyonlar hızını kesmiyor. Bir örneği de Tokat Reşadiye Güllüce köyünde yaşanıyor. Bir cami var orada da. Yani oradaki yaşayan köylülerin buna ihtiyacı yok, böyle bir bunu yapmayın istemiyoruz demelerine rağmen ısrarla ezan okunması sürdürülüyor. Yani köylüler bunu istememesine rağmen orada siz hani istemiyorsunuz ama biz istediğimizi yaparız der gibi oradaki köylülere bu zor dayatılıyor. Bu bugünle sınırlı bir şey değil. Bu daha önce altyapısı hazırlanmış yıllardan beri süre gelen toya kadar bu getirdiği ve hiç hız kesmedi, sürüyor, devam ediyor. Yani oradaki insanların insanlık hakları, görüşleri, yaşamı, dünyaya bakışın hiçbir önemi yok. Sizin yaşam biçiminiz olmayan bir şeyi getirip size dayatmaları, bu sizin için psikolojik bir baskıdır. Siz bizim istediğimiz gibi şekilleneceksiniz, bu şekle gireceksiniz diye bu asimilasyon devam ediyor.